özel bir konuğumuz olacak. Son dönemde tabii Aralık ayının da gelmesiyle birlikte hızlı bir şekilde artan alt ve üst solunum yolu hastalıkları, eminim sizler de çevrenizden çok sık duymaya başladınız. Bu salgınlar, bu gribal enfeksiyonlar ne anlama geliyor? Hepsini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek hocamızla birlikteyiz. Canlı yayın konuğumuz kendisi. Hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, sağ olun. Çok teşekkürler, sizi görmek çok güzel. Hocam kış ayları geldi. Ciddi anlamda hava sıcaklıklarında da bir hızlı değişim oluyor. Yani bir gün çok soğuk, kış mevsimini yaşıyoruz. Ertesi gün mesela yarın da havanın ısınacağı söyleniyor. Bu durum nasıl etkiler bilemiyorum ama çok ciddi gribal enfeksiyon hastalıkları var. İşte Covid miyim diye soranlar da oluyor. Böyle belirli bir durum mu var yoksa biz şu anda farklı bir salgının içinde miyiz? Evet, sizin de söylediğiniz gibi bu sene yazın uzun olması, kışın geç gelmesi ve kış içerisinde de oynamaların, hava sıcaklıklarındaki oynaklıkların fazla olması ve insanların tabii buna adaptasyonundaki gecikmeler biraz daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görmemize neden oluyor bu sene. Gerçekten özellikle son 10-15 gün içerisinde artan sıklıkta bir üst solunum yolu semptomu içeren hastalıklar daha fazla görmeye başladık. Yani bu aslında mevsimsel anlamda çok bizi şaşırtan bir şey değil. Tabii insanlar çok daha fazla etrafında bu tip şeyleri görünce, tabii koronavirüsteki hassasiyeti de düşününce biraz daha önemsiyorlar. Acaba yine kötü bir hastalık mı geldi? Yine koronavirüs mü? Salgın mı var? Aynen, öyle bir salgın mı var? Sürekli olarak böyle bir farkındalık içerisindeler. Ama şu anda söyleyeceğimiz 3-4 tane virüs daha ağırlıklı olarak hastalık yapıyor. Henüz influenza bile hatta çok devreye girmediğini söyleyebiliriz. Bunların dışındaki virüsler, esas grip virüsü dediğimiz influenza virüsü haricindeki virüsler şu anda daha aktif rol oynuyor gibi gözüküyor. Hocam bir de Çin ve Avrupa'da artan bir gizemli zatürreden bahsediliyor. Bununla ilgili ve influenza ile ilgili biraz bilgi alabilir miyim sizden? Yani bunlar da söz konusu mu acaba şu andaki hastalıklarda? Evet, Çin'de evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün izlemeye aldığı bir hastalık grubu var. Daha sonra Hindistan'da, işte Avrupa'nın bazı bölgelerinde, Dubai'de görüldüğü söyleniyor. Fakat daha sonra onun daha çok çocuklarda hastalık yapan bir virüs olduğu, bu virüsün aslında koronavirüs olmadığı, bir respiratör sinsisyal virüs artı influenza virüsünün karışımı olduğu şeklinde bir bilgi geldi ama tam net değil. Şu anda bir izlemeye alındı. Türkiye'de tabii adı konulmadığı için tam olarak hangi virüs olduğu, Türkiye'de bu gizemli hastalık mı var yoksa bu saymış olduğum virüs viral enfeksiyonlar mı var? Onu net olarak söylemek mümkün değil ama şunu söyleyelim. O gizemli virüs dedikleri hastalık da şu anda çok ciddi bir salgın boyutunda değil. Yani önemli, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada henüz bildireceği ya da yayınlayacağı bir uyarı şeklini almış değil. Daha çok çocuklarda dediğim gibi hastalık yaptığı için biz hani onun daha çok RSV virüs olma ihtimalini değerlendiriyoruz. O da zaten dünya yıllardan beri bilinen, Türkiye'de de halen görülen, şu anki enfeksiyonların da aslında en önemli sebeplerinden birini oluşturan bir virüs. Daha çok 2 yaş altı çocuklarda bronşiyolit yaparak etki ediyor. Onların bir kısmı tabii yoğun bakım ihtiyacı da olabiliyor çocuklar, çünkü akciğer kapasiteleri çok iyi gelişmediği için bronşiyolit oldukları zaman bir miktar hava ihtiyacı duyabiliyorlar havaya ve onları yoğun bakımda izlemek gerekiyor ve hakikaten onda da son zamanlarda bir miktar artış gözlemliyoruz. İnfluenza işte, influenza dediğimiz hastalık aslında Ocak ve Mart aylarında 2 tane pik yapan, Eylül'den itibaren görülmeye başlanan mevsimsel grip dediğimiz ve her sene kendini değiştirdiği için farklı türlerle hastalık yapan bir virüs. Tabii onu biz nereden daha çok tanıyoruz? Özellikle kuş gribi ve domuz gribi dediğimiz alt grupları var onların. Bunlar zaman içerisinde 2000'li yılların başlarında ve ortalarında, 2010 yılından sonra 2 defa dünyada böyle salgın hastalık yaptı. Aynı koronavirüste olduğu gibi bir pandemi değildi ama bazı bölgelerde epidemilere yol açtı. Gerçekten insanların bir kısmı bundan çok ciddi etkilendi. Özellikle hangi grup insanlar? 5 yaşın altındakiler ve özellikle 65 yaş üstü kronik hastalığı olan insanlarda o dönemde ciddi anlamda kayıplarda biz gördük. Hastaneler dolup taştı, yoğun bakımlar yine dolup taştı. Bu tabii medyaya çok fazla yansımadığı için insanlar Covid'deki kadar bunun farkına varmadılar ama o dönemde de ciddi anlamda domuz gribi ve kuş gribinden
etkilendi olduğu. Tabii onun bize getirmiş olduğu bir yine farkındalıkla biz influenza'nın da ciddi anlamda ölümcül olabileceğini ve özellikle bazı kişilerde hastalık yaptığı zaman özellikle zatürreye çeviren hasta gruplarında yoğun bakım ihtiyacını arttırdığı ve ölüme kadar götürebildiğini biliyoruz. Şu anda influenza'da bir artış normalin dışında yok. Yani Peki. normal influenza seyrinde gidiyor. Olağanüstü bir durum yok.